Selahattin Demirtaş, Yargıtay'ın Selçuk Mızraklı kararını hatırlattı. Merak etmeyin, devran dönüyor. Diyarbakır'ın iradesini çalanlar, Selçuk Hoca'nın ve binlerce tutsağın özgürlüğünü alanlar hukuk önünde hesap verecek, Edirne F tipi cezaevinde 6 yıldır tutuklu bulunan HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, koş arkadaşı, eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğunu hatırlatarak, Diyarbakır'ın iradesini çalanlar, Selçuk Hoca'nın ve binlerce tutsağın özgürlüğünü alanlar hukuk önünde hesap verecek. Merak etmeyin, devran dönüyor dedi. Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Hücre arkadaşım Doktor Selçuk Mızraklı'ya kumpasla verilen ceza Yargıtay'da bozuldu. Ne yazık ki henüz tahliye kararı verilmedi. Diyarbakır'ın iradesini çalanlar, Selçuk Hoca'nın ve binlerce tutsağın özgürlüğünü alanlar hukuk önünde hesap verecek. Merak etmeyin, devran dönüyor. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, serbest bırakılan itirafçı Hicran Berna Ayverdi'nin verdiği ifade doğrultusunda tutuklanan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Selçuk Mızraklı'yı, örgüt üyesi olmak iddiasıyla yargılandığı davada 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum etmişti. Karara yapılan itiraz istinaf mahkemesince reddedilmişti. Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Mızraklı hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu. Karara ilişkin bir açıklama yapan Mızraklı'nın avukatı, yerel mahkeme kararının eksik inceleme ve yetersiz gerekçe nedeniyle bozulduğunu söyledi. Avukat Bilal, açıklamasında Yargıtay kararına ilişkin detaylara yer verdi. Savunma hakkı kısıtlandı. Buna göre daire, Mızraklı'nın mahkeme salonunda hazır bulundurulmaksızın segbis yöntemiyle savunmasının alınmak istenmesini savunma hakkının kısıtlanması olarak değerlendirdi. Daire kararında ayrıca, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezalandırma kararına dayanak yapılan olgulardan biri olan ve Mezopotamya Üniversitesi'nin kurulması çalışması yürüten Mezopotamya Vakfı'nın faaliyetine devam edip etmediği ve örgütle irtibatının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtildi. Dosyada yer alan tape kayıtlarının ve dijital materyallerin incelenmeden ve bunlara ilişkin bir rapor alınıp sanık ve avukatların beyanlarının alınmamasının da kanuna aykırı olduğuna hükmeden daire, Mızraklı'nın tahliyesine ilişkin talebi ise reddetti.